Anın hor, yevot o yevot kuyun sırp amen. Her şeyden önce sesinizi kontrol edin. Dışarıdakiler işitiyor mu? Elinizi kaldırabilir misiniz? Peki. Yine bir mezmurla başlayalım. Bilmiyorum de sürekli sizlere hatırlatıyorum ama evinizde mezmurlar okuyor musunuz? Bu mezmurlar, hastalıklar, kötü ruhlar, sıkıntılar ve her türlü derdi aslında ruhsal ilaçlar. O yüzden her gün 2 dakikanızı alır, fazla zamanınızı almaz. Bir mezmur ve bunu alışkanlık haline getirin. Göreceksiniz ki evinizin atmosferi değişecektir. Çünkü bu mezmurlar kötülüğü kovan, her türlü tehlikeyi kovan ilaçlardır. Nurum ve kurtuluşum Rab'dir. Kimden korkayım? Hayatımın kudreti Rab'dır. Kimden yılayım? Hasımlarım ve düşmanlarım olan şerirler, kötüler etimi yemek için üzerine yaklaştıkları zaman onlar sürçtüler ve düştüler. Karşıma cenk çıksa da ben ondan emin olurum. Rab'den bir şey diledim, onu ararım. Rabbin güzelliğini görüp onun mabedine hayran olmak için hayatının bütün günlerini Rabbin evinde oturarak geçireceğim. Zira şer gününde, o kötü günde beni çardağında saklayacak, çadırının örtüsüyle beni örtecek. Kaya üzerinde beni yükseltecek ve şimdi çevremdeki düşmanlarım üzerine başım yükselecek. Onun çadırında sevinç kurbanları keseceğim. Rabbi ezgilerle, ilahilerle öylece işit ya Rabbi. Sesimle çağırıyorum. Bana acı ve bana cevap ver. Yüzümü arayın dedim. Yüreğim sana dedi. Yüzünü arıyorum ya Rabbi. Yüzünü benden gizleme. Kulunu gazap ile kovma. Bana yardımcı oldun, beni atma ve beni bırakma. Ey kurtuluşumun Allah'ı! Anam ve babam beni bıraktıkları zaman Rab beni kayırır. Ya Rab, yolunu bana öğret ve düşmanlarımdan ötürü bana düz yolda rehber ol. Hasımların dileğiyle beni verme. Çünkü yalancı şahitler ve zorbalık sulayanlar bana karşı kalktılar. Eğer yaşayanlar diyarında Rabbin ilgini göreceğime inanmasaydım bayılırdım. Rabbi bekle, kuvvetli ol ve yüreğin cesaret olsun. Evet, Rabbi bekle. Bir gün Rabbi bekleyenler, onun yüzünü arayanlar o kadar çok sevinecekler ki, diyecekler ki, iyi ki onun yüzünü aradık. İyi ki onun mabedine gelip ona ilahiler, ezgiler söyledik. İyi ki ona yüreğimizin dertlerini onun önünde döktük. Rabbimizi bu akşam da bereketlesin. Bildiğiniz gibi sizlere mucizelerin, yani göksel hazinelerin üzerimize gelmesi sağlayan anahtarlardan bahsetmiştik. Tanrı'ya inanabiliriz. Onu sevebiliriz. Onun varlığını başkalarına anlatabiliriz. Vaaz edebiliriz onun sözünü. Ama ona itaat etmiyorsak tüm bunların hiçbir anlamı yok. Bu yüzden geçen haftaki konuda size itaat anahtarını vermiştim. Ve dedim ki itaat yoksa ruhsal yaşam yok. İtaat yoksa göklerin penceresinin, o bereket kapılarının açılması mümkün değil. Onun için birinci anahtar itaat anahtarı. Sorman gereken bir şey, Rab'den itaat ediyorum. Bugün
ikinci anahtarı göreceğiz. Yine İncil'den bir bölüm okuyalım. Yusuf yine suyu şaraba çevirdiği Cemile'nin Kana köyüne geldi. Orada saraya bağlı bir memur vardı. Oğlu Kefarnahum'da hastaydı. Adam Yusuf'un Yahudiye'den Cemile'ye geldiğini işitince yanına gitti, evine gelip ölmek üzere olan oğlunu iyileştirmesi için ona yalvardı. Saray memuru Yusuf'a, efendim, çocuğum ölmeden yetişti. Yusuf, git oğlun yaşayacak dedi. Adam, Yusuf'un söylediği söze iman ederek gitti. Daha yoldayken köleleri onu karşılayıp oğlunun yaşadığını söylediler. Adam onlara oğlunun iyileşmeye başladığı saati sordu. Dün öğleüstü saat 1'de ateşi düştü dediler. Saray memuru bunun Yusuf'un oğlun yaşayacak dediği saat olduğunu anladı. Kendisi ve tüm ev halkı iman etti. Şunu unutmayalım ki, bu evreni yaratan, bu düzeni kuran ve boşlukta bu kadar ağırlıktaki küreyi havada tutan, tonlarca suyu bir yer çekimi kanunuyla toprağa bağlayan, sınırlarını geçmeyen denizi yaratan Allah, her şeye kadirdir. Saymakla bitmez onun yaptıkları. Onun gücü. O sonsuzdur, sınırları sonsuzdur, gücü de sonsuzdur. İnandığımız Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve gücünün sonsuz olduğuna iman etmemiz gerekir. Ama eğer ben onun bu gücüne iman etmiyorsam, onun gücünün benim için bir anlamı yoktur o zaman. Ve bu yüzden sevgililer, onun gücüne iman edip etmediğimizi kendimize bir kez daha soralım, hatırlatalım ve diyelim ki gerçekten ben onun bu gücüne inanıyorum. Eğer iman edersen işte o zaman onun sonsuz gücün benim yaşantıma girmiş olur. Yani o güce iman etmeden Tanrı'nın gücü yaşantımıza girmesi mümkün değil. O güce inanmayacaksın, o güç seninle birlikte olacak. Yüreğini açacaksın o güce, o güç gelip senin yüreğinde konut kuracak. Ruhunu açacaksın ona, o güç senin ruhunu güçlendirecek. Eğer buna inanıyorsan, o zaman bana yardım etmesini sağlayan Tanrı'nın gücünün anahtarını elime almış olur. Kim ona iman ederse kurtulacaktır, diyor kutsal. O zaman bu iman bize o anahtarı, Tanrı'nın gücünün anahtarını elimize almaktır. Burada saray memurunda iki şey görüyoruz. Yusuf ona git oğlum yaşıyor dediği zaman adam ne yaptı? İsa Mesih'in söylediği söze iman etti, gitti. Ve iki anahtar aldı. Birine itaat etti, git dedi gitti, ikincisi ona iman etti. Bazı şeyler bizim akıl sınırlarımızın dışındadır. Eğer biz aklımızla her şeyi anlayabilseydik zaten,
biz Tanrı'dan daha iyi çok bilir. Akıl, duyu organlarıyla algıladığı, hissettiği, kokladığı o durumu değerlendirir. Onun dışında bir sürü gerçek var. Mesela akıl nasıl yaklaşır? Burada bir tecrübe edelim. Zaten Eva'yı seviyor musun? Efendim? Duymuyorlar yukarıdan yüksek sesle. Seviyorum. Seviyorsun. Ama ben aklımla yaklaştığım zaman bu işe dedim ki Zaven sen sevdiğini söylüyorsun ama ben bir şey görmüyorum ki. O zaman sen şu söylediğin sevgiyi şu tasın içine koy, masanın üzerine koy. Bir göreyim bakayım ne kadar büyüklükte kaç kilo geliyor der. Ama sevgi bir gerçek değil mi sevgiler? Bu sevgi uğruna analar neler yapıyor uykusuz kalıyor evlatlarının başında. Ama evlatlar o uykusuz kalan analarını sonra unutuyorlar. Çünkü analar gerçekten Rabbin dünyaya gönderdiği meleklerdir. Tanrısal sevginin en güzel örneğini çocuklarına sunanlardır. Babalar alınmasın. Biz kadınları sevgi konusunda 5 adım geriden takip ederiz. Neden mi? Örnekleri vardır. Ben bazen çocuklarını merak ederim. Nerede bunlar derim? Dışarıda arkadaşlarıyladır. Ben sonra gider yatarım ama ana bekler onları. Onlar gelince uyur o. Çünkü yüreği onlarla beraber. Çünkü göbek bağı kesildi ama ruhsal göbek bağı hayatlarının sonuna kadar devam eder. Tanrı da bizi dünyaya gördü, can verdi, yerin toprağından yarattı, hayat nefesini verdi. Ne haliniz varsa görün, ben sizle ilgilenmiyorum demedi. Tıpkı bir ananın evladıyla ilgilenmesi gibi hayatınızın sonuna kadar yüreğindeki sevgiyi, kendisinde var olan gücü bizlere sunmak ister. Bunun için diyor, bir ana unutur mu emzikteki yavrusunu? Onlar unutabilirler. Çünkü bazen sokağa atıyor değil mi? Ama diyor, ben sizi unutmam. Çünkü ben sizi ellerimin ortasına nakşettim. O çiviler sana bana olan sevgisinin ifadesi. O ellerine ve ayaklarına çakılan çiviler ve böğrünü delen mızrak, o kırbaçlar bizi kurtarmak, bizi tekrar çıktığımız, kovulduğumuz cennete yeniden almak için Tanrı'nın sevgisinin, Tanrı'nın merhametinin bir göstergesi. Söze iman etti ve itaat etti. Ve eline aslında itaat ve iman anahtarlarını alıp evine gitti. Daha yoldayken hizmetçiler ona sevinçli haberi getirdiler. Oğlum yaşıyor dediler. İman görünmeyen şeylere itikattır. Allah var dediğim zaman, göster bana dediğim zaman bu iman olmaz. Elimin içinde gözlüğüm var dediğim zaman, göster diyorsam bu iman değil. İnanıyorum, elimin içinde göz var. O zaman iman anahtarı sevgililer. Göremediğim, erişemediğim kapıların anahtarıdır. İman dağları yerinden oynatacak güçtür. Bir hardal tanesi kadar imanın varsa dağları yerinden oynatabilirsin derken bu kendi gücünle değil. Biz kendi gücümüzle hiçbir şey yapamayız. Bu yaşamda ilerlemek, önümüze çıkan engelleri aşmak, o fırtınalara dayanabilmek için Tanrı'nın varlığına inanmak.
iman etmemiz, onun gücüne iman etmemiz gerekiyor. İşte bu iman Tanrı'nın gücünün bize akmasıdır. Ve bu güç sayesinde biz önümüzdeki engelleri aşıyoruz. O zaman şunu söylemek istiyorum. Bu imanımızı artıralım ki Tanrı'nın sonsuz gücü bizim yaşantımızda kendini göstersin. Ve öğrenciler dua ettiler ve dediler ki Rab imanınızı artır. O fırtınada dalgalar onların kayığını bir ceviz kabuğu gibi salladığı zaman her biri o usta balıkçılar korkmuştu. Çünkü o kadar şiddetli bir rüzgar, o kadar korkunç dalgalar vardı ki ne yapacaklarını şaşırdılar. Yıllarca o gölün içerisinde o dalgalarla mücadele etmişlerdi ama o akşamki fırtına onların güçlerinin bilgeliklerinin de üstesindeydi. Yusuf ise kayıkta uyuyordu. Kalktılar, onu uyandırdılar. Efendim görmüyor musun? Korkuyoruz dediler. Yusuf kalktı, rüzgarı ve denizi sakinleştirdi ve dönüp bir şey söyledi. Nerede imanınız ey kıt imanlar? Onlar inanmıyor muydu? Mucizeleri görmemiş miydi? Ama işletilmeyen yürek paslanır. Bu yüzden sevgililer, kutsal kitapta bir şey var. Nadasa bırakılmış topraklarınızı işletin diyor. Biz bu dünyada bazen yüreğimizi nadasa bırakıyoruz. Bu yüzden nadasa bırakmak biliyorsunuz. Ekinsiz bırakmak. Dinlenmeye bırakmak. Evet bir sene dinlenebilirsin ama biz ebediyen dinlenmeye bırakıyoruz. Gereksiz görüyoruz imanı. Rab bir gün gelecek. Ama diyor ki geldiği zaman acaba iman görecek. Ama ne mutlu yüreğinde o imanı gördüğü insanlara. O hizmetçilere. Bunun için şanslı olarak kendinizi görün. Çünkü şu saatleri başka bir şekilde, başka bir yerde değerlendirebilirdiniz. Her şey seçimdir. Her şey bir yol altındır. O yüzden diyor, işte önüne ölüm yolunu ve hayat yolunu koyuyorum. Bereketi ve laneti koyuyorum. Sen de çocukların yaşamı seçin ki ebediyen yaşayasınız. Biz seçimlerimizin sonucuna katlanacağız. Tanrı kimseyi cezalandırmıyor. Yolu ikaz ediyor. Ölüm yollarına girme diyor. Ölüm. Ölü işlerle uğraşma diyor. Ama biz seviyoruz. Dünyaya kuluçkaya yatıyoruz. Dünya çürük bir yumurtadır. İstediğin kadar kuluçkaya yat, ondan hayat çıkmaz. Ama Tanrı'nın sözünü yüreğine ekersen, yaşam orada dirilir. Kutsal ruh gelir, senin yüreğine konut kurar, seni güçlendirir. Bu yüzden sevgililer, iman eden için her şey mümkündür. Çünkü iman ettiği Rab için imkansız şey yoktur. Biz sınırlıyız, o sınırsız. Bizim gücümüz bir yere kadar ama onun gücü sonsuz. O zaman şunu anlayalım ki biz iman ettiğimiz zaman Tanrı'nın gücü bizimle. O zaman Tanrı bizimle ise kim bize karşı olabilir? Hangi güç bizim karşımızda durabilir? Marta'ya bir şey söyledi. Kardeşi Kazaros öldüğü zaman ona dedi ki
Hürriş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden ölmeyecek. Buna iman ediyor musun dedi Marta'ya. Aynı soru bugün bize soruluyor. Ona iman ediyor muyuz? O zaman ölmeyeceksiniz. Marta'nın verdiği cevap, evet ya Rabbi, biz ne diyoruz? Eğer sen de ben de Marta gibi iman ediyorsak, iman anahtarına sahip olmuş oluruz. Üçüncü anahtar, yine İncil'den bir mucizeyi anlatarak günlük dersimizi çıkartacağız. Yusuf bundan sonra Yahudilerin bir bayramı nedeniyle Yeruşalim'e gitti. Yeruşalim'de koyun kapısı yanında İbranice'de Bethesda denilen 5 eyvanlı bir havuz vardı. Bu havuzlar duruyor kalıntılar, gidenler görür. Koyun kapısının orada diyor. Koyun kapısının oradan girdiğimiz zaman, çünkü Yeruşalim'in birçok kapısı var ve görürsünüz. Bu eyvanların altında kör kötülüğün feçli hastalardan bir kalabalık yatar. Orada 38 yıldır hasta olan bir adam var. Yusuf, bu kötülüğe iyi olmak ister misin diye sordu. Hasta şöyle yanıt verdi. Efendim, su çalkalandığı zaman beni havuza indirecek kimsem yok ki. Tam gireceğim an benden önce başkası giriyor. Yusuf ona kalk, şilteni topla ve yürü dedi. Bir mucizevi şekilde o havuzda sular çalkalanmaya başlıyor. Rabbim bir meleği o suları çalkalıyor ve oraya ilk kim girerse şifa alıyor. Bu kötülüğün olduğu için hareket edip girene kadar başkaları atlıyor, onlar şifa alıyor. Şöyle düşünün. Bu hasta 38 yıldır orada bekliyor. Ve kendi yeteneklerini de biliyor. Defalarca denemiştir. Sular çalkalandığı zaman havuza girmek için ama başarısız olmuştur. Başkaları kendinden önce giderek o hakkı elde etmiş oluyorlar. Ama o vazgeçiyor mu? Vazgeçiyor. Israrla bekliyor, ümitle bekliyor. Bir gün, bir günden de iyileşecek. İşte bu adamın bu tutumu hepimize örnek olan. Mısır'da Yusuf zamanında 7 yıl kıtlık, 7 yıllık da bolluk dönemi oldu. Ama bize der ki, işte ben dünyanın sonunda da her sizinle birlikteyim. Kıtlıkta da, bollukta da. Çünkü ne diyor? Allah Yusuf'la beraber o hapishanedeyken de öyleydi. Kardeşleri onu sattığı zaman da öyleydi. Önemli olan o sıkıntı bana geldi, Tanrı beni sevmiyor diye düşünmenizde. Eğer yanlışınız burada. Tanrı o sıkıntılar içerisinden geçerken bizimle beraber. Ateşin içinden geçerken yanmayacaksın. Sular boyunu aşarsa o sular sana bir zarar vermeyecek. Çünkü seni koruyan, beni koruyan Rab bizimle beraber. O acılar içerisinde pişmemizi bekliyor. Kutsal yaşamda kimse sıkıntı görmek istemiyor. Allah'a dua ettim o zaman benim dediğimi versin de sıkıntıdan kurtarsın. Ama o
Tanrı'nın yönteminde o sıkıntının içinden geçerek bizi tecrübe ettiriyor ve güçlendiriyor. Ama biz o tecrübenin sıkıntının içinden geçerken ağzımızdan çıkan söz önemli. Ne diyoruz? Eyüp gibi mi yapıyoruz yoksa başka bir şey? Eyüp'ün bildiğiniz gibi bir anda tüm malı serveti yok. On evladı zelzelede öldü. Ama Eyüp gitti, bize geldi, Allah verdi ve Allah aldı. Anam karnından çıplak geldim, çıplak gideceğim. Beni yaratan Allah'a hamdolsun. Ve kutsal kitap orada bir cümle var, çok önemli. Eyüp'ün ağzından Allah'a uygunsuz bir söz çıkmadı. Şunu unutmayın, sıkıntı zamanlarındaki şikayet etmeler bize göklerin kapısını kapatır. Ama şükretmeler o kapılar sonuna kadar açar. Yüreğindeki ona olan o iman değişiyor mu? Değişmiyor. Önemli olan bir mesel geldi şu an aklıma, onu da paylaşayım. Bir bilgiye öğrencilerine ders veriyormuş. O ara adamlarından biri gelmiş, demiş ki efendim demiş, Çin'e gönderdiğimiz 5 gemimiz var diye bütün yükleriyle beraber okyanusun dibine gitmiş. Her şeyimizi kaybetti. Biri bu haberi duyunca şöyle durmuş, biraz düşünmüş. Sonra gülümsemiş, dersine devam etmiş. Yarım saat yahut da bir saat sonra hizmetçisi tekrar gelmiş. Efendim müjde demiş. O batan gemiler bizim gemimiz değil. Başkasının gemiymiş. Bizim mallarımız, gemilerimiz sağ salim varmak istediği limana ulaştı. Yine o bilge bir an durmuş, düşünmüş. Gülümsemiş ve dersine devam etmiş. Ders bittiği zaman öğrencileri demiş ki, efendim bizim anlamadığımız bir şey var. O kötü haber geldi. Gemilerinin battığı ve mallarının yok olduğu haber. Sen bir an durdun, düşündün, sonra gülümsedin. Ama sonra derse devam etti. İkinci bir haber geldiği zaman gemilerinin batmadığını ve mallarının sağ salim limana ulaştığını yine durdun, yine düşündün ve sonra gülümsedin. Aynı davranışı, aynı tepkiyi gösterdin. Bunu biz anlayamadık. Nedir buradaki hikmet? Demiş ki, mallarını kaybettiğim zaman durdum, düşündüm, o düşünme esnasında yüreğini dinliyordum. Yüreğindeki Allah'a olan o güven, o sevgi, o huzur değişti miydi? Yani o elindekileri aldığı zaman yahut da o gemilerin baktığı zaman mal kaybı benim yüreğimde Allah'a olan imanımda bir eksilme yaptı mı? Ona güvenimde bir eksilme yaptı mı? Baktım ki o imanda, o güvende, o huzurda herhangi bir değişiklik olmadı. Onun için diyor. İkinci kez benim mallarının batmadığını görüp sağ salim limana ulaştığı haberi geldiği zaman bu sevinçli haberi yine yüreğime taştı. Baktım, bu mal sevgisi beni yine o Allah'a imandan üstelik daha mı iyi sevişti, yoksa onun varlığı bana yetiyor mu diye onu denedim. Gördüm ki Tanrı'nın varlığı yüreğimde, ne mal ne de malın yokluğu oradaki benim sevgimi, ona olan güvenimi, ona olan imanımı sarsmadığı için iman anahtarının yüreğinde olduğunu gördüğüm zaman sevincim, gülümsemem bunun için.
Benim imanım malam ve mülke bağlı değil. Benim imanım o imandığım kişiye bağlı. Bizim imanımız kime bağlı? Kim merkezimizde oturuyor? Hazinen nerede? Yüreğin nerede? Şunu unutmayın. Sular çalkalansın veya çalkalanmasın. Bilmemiz gereken şey Rabbimiz ve kurtarıcımız bizimle. O bizimle birlikteyse sevgililer, bize karşı kim durabilir? Mucizelerin kaynağı, yaşamın kaynağı, huzurun kaynağı, şifanın kaynağı bizimle birlikte. Oraya ondan daha üstün bir şey koyduğumuz zaman ilahlaştırırız. Bu yüzden diyor ki iki efendiye birden kulluk edemezsin. Ya Tanrı'ya ya da paraya. Ya dünyaya ya da Tanrı'ya. Havuz kenarında şifa bekleyen bu felçten alacağımız dersler çok. Birincisi, ümit içinde beklemektir. Ümidi zihnimizden, yüreğimizden asla çıkarmayalım. Ümitle beklemek, Hristiyan bir imanının bundan daha önemli bir görevi yoktur. Onun için vaftizde iman, ümit ve sevgi, bu üç kalıcı göksel mücevherleri veririz vaftiz olan çocuğa. Gün kaybolun istedir. Ümit bizi geleceğe taşıyan, Tanrı'ya güvenmeyi sağlayan en önemli silah, ruhsal silah. İntiharların araştırdığınız zaman görürüz ki artık hiçbir ümidi kalmayan insanlar, bir çıkış yolu bulamayan insanlar ölümü düşünürler. Biz yaşama çağrıldık. Ölüme değil. Göklerdeki sonsuz yaşam bizi bekliyor. Bu yüzden sevgililer, bizim ümidimiz Rabbe olsun. Bu adamın 38 yıllık ümitle, imanla beklemesi biz inananlara en iyi örneklerden biridir. Uzun süre imanla, ümitle bir dua yaşamın bize çok güzel örnek oldu. Çoğumuz en fazla bir sene, iki sene dua eder, ümitle bekler. Sonunda da dualarımız işitilmiyor diye dualarımızı bırakır ve ümidimizi yitiririz. Niye dua edeceğim ki? İşte gidiyorum, gidiyorum madara, avutunalım, yüreğindeki derdi söylüyorum, bir cevap alamıyorum. Ben niye edeyim? Sen duan senin dilekçedir. Dilekçeye cevabı sen bekleyeceksin ümitle. Devlete yazılan bir mektup gibi, dilekçe gibidir. Cevabın ne zaman geleceğini sen tayin edemezsin. O senin yetkin sınırlar içerisinde bir benim görevim ona sığınmak, ona dua etmek. Onun yardımını dilemektir. Bu konuyu daha sonra bu sıkıntılar içerisinde duanın ne olduğunu vakit bulup bunu getirirse, Rab'de izin verirse anlatırız ve daha netleşir. Şeytanın yapmak istediği, düşünmek istediği tuzaklardan biri budur. Bizi ümitsizliğe sevk. Tanrı'ya olan güvenimizi yok et. Ve ona dua etmemizi engellemek. Eğer dua yoksa Tanrı'yla aramızda diyalog yok demektir. Eğer dua yoksa ona güvenmiyoruz demek. Niye isteyeceksin? Sana hiçbir şey veremeyecek birinden bir şey ister misin? İstemezsin. O zaman dilemiyorsan ondan ona güvenmiyorsun. Onun gücüne sığınmıyorsun.
38 sene bu felçli adam bedeniyle, ruhuyla, sabırla dua etti. Niye bedeniyle dua etti diyorum? Bir yerde 38 sene bekliyorsam bedenin dua var. Sabırla, ümitle bekliyorsun onu. Terk etmiyorsun onu havuz başına. Bir gün bu beni de kurtaracak ümidiyle bekliyorsun. Dualarına cevap aldın, işim bitti. Gitme yok. Hani anlatmıştım Şansı Kazan'ın bir hikayesini. Hatırlayanlar var mı? Tekrarlayalım o zaman. Üsküdar'da Subkaç Lisesi'nde Terbiye gittiği zaman görevliyken geliyor, bakıyor ki Koran'ın önünde bir kadın gözyaşlarıyla dua ediyor. Yüksek sesle. Sonra her sabah gittiğinde kadın orada öyle bir dua ediyor ki diyor, etkilendim. 5-6 ay geldi diyor kadın. Ve her sabah benden önce oradaydı, dua ediyor. Sonra birden kadın kayboldu diyor. Hatırlayanlar bunu. Evet. Ben diyor, merak ettim ya, bu kadın öldü mü, kaldı mı, nereye gitti? Her gün gelip gözyaşlarıyla dua eden kadın nereye gitti? Bir gün pazarda gördüm. Hemen gittim. Arkasından omuzuna dokundum. Gel bakayım sen buraya. Kiliseye geliyordun, dua ediyordun. Şimdi niye gelmiyorsun? Diye sormuş. Kadın cevap vermişti. İşte o zaman kocam hapisteydi. Onu kurtarması için Rabbe dua ediyorum. Şimdi kocam hapisten çıktı, duayı kestim. Yapabiliriz. Seni sevindirebilir. Ama Tanrı alaya alınmaz. Bu yüzden varlığınızla bu akşam burada olmanız dualar. Hiçbir şey anlamazsanız bile. Bu konuştuğum sözlerden bir kelimeyi dahi yüreğinize koymasanız dahi siz şu an dua ediyorsunuz. Burayı boş bırakmakla Tanrı'yı yüceltiyorsunuz. Hamd ediyorsunuz. Ve bu toplantılar sizin buraya gelmeniz de oluyor. O yüzden sevgililer, diyor ki toplantılarınızı ihmal etmeyin. Bizlerin ağzımızı açmadan bile sadakatle toplantılara gelmemiz, ilahileri dinlememiz, Rabbi sözünü dinlememiz en önemli dualardan bir tanesidir. Küçümsemeyin. O sepet hikayesi. Biliyorsunuz değil mi sepet hikayesi? Bilmiyor musunuz? Benim için daha iyi böyle. Hiç olmazsa bir mesel daha söylemişsiniz. Bir bilge kişinin yanına birisi gelmiş. Efendim, ben kiliseye gidiyorum demiş, geliyorum. Orada uyuyorum yahut da hiç dikkatim başka bir şey anlamıyorum, gidip geliyorum demiş. Bir daha gitmek istemiyorum, bir faydası olmaz demiş. Bilge kişi de demiş ki, şu sepeti görüyor musun demiş, ne dedi? O çamur sepeti demiş. Onunla da bana demiş, biraz su getirir misin kuyuda? Tamam demiş. Gitmiş kuyudan sepetle su çekmiş. Tabii gelene kadar yolda sepet suyu akıtıyor. Gitmiş tekrar doldurmuş, tekrar doldurmuş. Gelmiş demiş ki efendim boşa gittim, ben bu sepeti sarkıtıyorum suyu doldurmak için. Çekiyorum ama gelene kadar su içinde bitiyor demiş. Hiçbir faydası yok demiş. Böyle mi sanıyorsun demiş. Sepete bak demiş. Aldığında nasıldı? Çamurdu. Şimdi nasıl?
Değişikliği sen göremezsin. Tanrı görür. Onun için toplantılarınızı ihmal etme. Bir söz bir tohumdur. O koca ağaçlar bir tohumla oluyor. Biz bile bir tohumun sonuçlarıyız. İnsan oluyoruz. Küçümsemedim. Çünkü o tohumun içine o gücü koyan Tanrı'dır. Kendi yaşam sözlerinin içine hayatı koyan o Tanrı'dır. Sen bu hayatı içine aldığın zaman dirilirsin demektir. Yenilenirsin. Yaşarırsın. Rabbin mabedine gelirken attığın her adımların her biri bir duadır. Rabbin sözünü dinlenen, ilahileri söylemen bir duadır. Senin oğullarında bir gün, başka yerdeki bir günden iyidir diyor Davut. Kötülerin çadırında yaşamaktansa, Tanrı'nın elinde, onun eşiğinde durmak iyidir. Ne mutlu senin elinde oturanlara diyor. O zaman ne mutlu size bu akşam. Kendinizi mutlu hissedin. Bunu Tanrı söylüyor. Melek suları ne zaman çalkalayacak söyleyin. Ben o zaman oraya gideyim demek dua değildir. Bazen verirler işte bir şey dağıtılıyor. Hemen gideyim alayım. İşte bu hafta Asfaz Hazir. Çoğu üzüm almak için gelecek. Üzüm manavda da var. Almak istiyorsan üzümü oradan al. Buğda üzüm değildir. Buğda o sana hayat veren, sana yaşamı tekrar bahşeden, kanıyla seni tekrar ölümün pençesinden kurtaran, Tanrı'ya şükran günüdür. Sana verdiği hava için, sana verdiği su için, sana verdiği yiyecek için teşekkür günüdür. O Rabbini, Hisus'u gönderdiği ve bizi kurtardığı için hamd günüdür. Yoksa buradan üzüm alıp eve götürmek, yüreğinde onun anlamını bilmeden hiçbir anlamı yoktur. Çünkü kutsal kitap okuduğunuz zaman görürsünüz ki topraktan çıkan ilk ürünü kahinler, kahanalar alıp mabede götürürdü ve Tanrım sen bu yılda bize bu ekinleri verdi. Senin inayetinle, senin merhametinle biz yaşıyoruz. Ve kutsanırdı o. Ve Hisus ben asmayım siz çubuklarsınız dediği için artık bütün o yiyecekler üzümde simgelen, asmada kalmayan meyve veremez. Hala duyuyoruz. Niye geliyorsunuz? Papazın bir bağı varmış da orada bağı kimse üzüm koparmasın diye kutsalmadan yemez demişler. Yok benim papazım ama bir bağım yok. Ama sizin gibi değerli yüreğinde yaşattığım kardeşlerim. Siz her biriniz Rabbin bana verdiği canlarsınız. Sizin canlarınızdan sorumlu olduğum için ben bu akşam burada bunları sizlere anlatıyorum. Vay bana eğer bunları anlatmazsın. O zaman kendimi güden bir çobandım. O zaman sevgililer, söylemek istediğim şey bu. Pazar günü gelin bu kapılara. Ama Tanrı'ya hamd etmek için. Üzümü görmeyin. O üzümü bize veren Tanrı'ya bak. O zaman sana bağlar bahşedecek. Saraylar bahşedecek. Bu şekilde yüreğinizi ona şey. Teslim edin. Dediğim gibi
suları ne zaman çalkalayacak söyleyin. Ben o zaman oraya gideyim demek dua değildir. Zamanı bilerek bir yere gitmek dua değildir. Bu kötülüğün gibi sabırla, sadakatle, ümitle, imanla bekliyorsan bu sabrının, sadakatının, imanının, ümidinin ürünü alacaksın ve hasadını toplayacağına inancın tam olsun. Tanrı'nın çocukları, Tanrı'nın ruhunun etkin olduğu ruhani ortamlarda yer almalıdır. Rabbin suları çalkalayacak gücünü imanla, ümitle beklemelidir. Sadece bedenle değil, ruhumuzda da orada olalım. Öğrencinin okulda olması kadar sınıfta öğretmenin dinlemesi, derslerine çalışması da önemlidir. Gerekli yerde, gerekli zamanda olmak kadar nerede olduğunun, niçin orada olduğunun farkında olması da önemlidir. Biz niçin buradayız? Vakit geçirmek için. Yoksa Tanrı'nın yaşam sözlerini yüreğimize etmek için. 38 senedir kötürüm orada ama kimsesi yok. Sular çalkalandığı zaman onu suya indirsin. Sen orada, o ruhani ortamda olursan onu suya indirecek kişi olabilirsin. İmanlının en önemli görevlerinden biri kurtuluşa, şifaya gereksinim olan ruhsal kötülüğünlere yardım etmek ve onları kurtuluş havuzunun sularına indirmektir. Biz hiçbir zaman kurtulmak için, şifa için, sorunlarımıza çözüm için bir yere ve zamana saplanmayalım. Yeri ve zamanı kendimize ilah edinmeyelim. Ümidimizi yerin ve zamanın sahibi Rabbimize bağlayalım. Sulara değil, Rabbimize güvenelim. Kötülüğün, şifanın sudan geleceğini, sular çalkalandığı zaman iyi olacağını inanıyorum. Ama Rabbin şifa yolları farklıdır. O zaman sabit bir şekilde Rab, tek sadece bir şekilde yardıma gelir. Şifa verir gibi ona sahibine imanın o şifanın kaynağına yönelir ve ona iman eder. Düşüncelerimizi değiştirelim, sulara değil, Rab'be güvenelim. Birinin 38 sene bir yerde olması, orada ikamet etmesi demektir. O yeri kendi evi yapması, kendi ev olarak kabullenmesi demektir. Havuzun eyvanında yaşıyordu, orayı kendisine mesken edinmişti. İnsanın sorunlarının çoğu zaman ve yerle ilgili sorunlardır. Gerek dünyasal, gerekse ruhsal sorunlarımızın çoğu zaman da ve yerle ilgilidir. İmanınızın ve bilginizin sorunlarında zaman ve yer sorunundan kaynaklanır. Ve biz bu konuda kendimizi Rab'be teslim edelim ve Rab'den buraya geldiğimiz zaman bu havuzdan, bu akşam burası, bu eyvan yüreğimizdeki dertleri onun önüne dökün. Derbe olmayanlar, hastalarımız var, dertli olanlar var, sizin yüreklerinizde halledemediğiniz sorunlar var. Onları hatırlayarak gerek hastalar için, gerekse sorunlu olan, derdi olan kişiler için, gerekse Allah'ın bize huzur ve bereket vermesi için dua edelim, ilahi yürekten söyleyelim. Rab hepsinizi bereketlesin. Biraz hızlı geçin çünkü baktım ki vakit geçiyor ve daha bir iki sayfa var, ondan haftaya devam ederiz. Rab hepinizi bereketlesin.